Selamlar, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri Podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu bölümümüzde de sanat ve tasarıma dair güncel ve ilham veren iki içeriği konuşacağız. Dilersen Yağız ilk konumuzla başla. Bugün bahsetmek istediğim konu son zamanlarda gündemimizden düşmeyen sanat deyiminin dijitalleşmesi konusunda hayata geçirilmiş güzel bir örnek bir dijital sergiden bahsedeceğim bugün. Odea Bank'ın sanat platformu O Art'ın düzenlediği Şimdi 2021 platformun dijitale taşınan programının ilk sergisi. Serginin konusu da dijitale geçişi hızlandıran pandemi koşullarından doğuyor aslında. Pandemi ve getirdiği yeni gerekliliklerin hayatlarımızı ne kadar derinden değiştirdiğini neredeyse bir yıldır deneyimliyoruz. Sanat kavramının doğası gereği ortaya çıktığı çevreden ne kadar çok etkilendiği de aşikar. Şimdi 2021 sergisinde 15 sanatçının birçoğu pandemi döneminde üretilen 30 eseri bir araya geliyor ve tahmin edersiniz ki yeni gerçekliğimizin sanatçıların hislerini ve düşüncelerini nasıl etkilediği bu sergide net bir şekilde deneyimlenebiliyor. Yeni dönemde kazandığımız alışkanlıklardan ilham alan pek çok eser mevcut sergide. Örneğin Berkay Tuncay'ın Rahatlama Videolarından Şiirler isimli eseri son zamanlardaki vazgeçilmezimiz biliyorsunuz meditasyon ve yoga videolarında sıkça kullanılan sözlerden ilham alıyor. Bu sözleri görselleştirerek ortaya bir eser çıkarmış. Eda Aslı'nın Derin Kuyu isimli eseri ise sanatçının yine bu dönemde sarıldığımız kitaplarla olan ilişkisini sorguluyor. Sergiyi gezerken tüm eserlerin beyaz olması ve benim dikkatimi çekti. E, ancak küratörün açıklamalarını okuduktan sonra seçkide beyaz rengin yaratımdaki arayışı sembolize ettiğini öğrendim. Ve bu bana açıkçası oldukça ilginç geldi. E, ve bu yeni düşünce şekliyle tekrardan sergiyi incelemekten de bir keyif aldım. Farklı bir keyif aldım. E, bu arada bir not eklemek istiyorum. Serginin kürasyonu Begüm Güney Alkoçlar tarafından yapılmış ve güçlü bir fikirden yola çıkılmış. Kendisini de bir sonraki bölümümüzde konuk edeceğimizin müjdesini vermek istiyorum bu vesileyle. Serginin ortaya çıkışını ve içeriğiyle ilgili güzel bir sohbetimiz olacak ve detayları da kendisinden dinleyeceğiz. Önümüzdeki bölümü ondan dolayı sakın kaçırmayın. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de sizin için bir link hazırladık. Eğer şu an bizi Spotify'ın mobil uygulamasından dinliyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak sizin için hazırladığımız görselleri ve dijital sergiyi gezebilmeniz için Odea Bank web sayfasının ilgili linkine ulaşabilirsiniz. Onları sizin için topladık linkimizde. Sergiyi Mart ayının sonuna kadar dijital olarak deneyimleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sergiyi sen de deneyimledin Tuna. Sen neler düşünüyorsun? Pandemi nedeniyle ciddi bir dijital dönüşme girdik hayatlarımızda. Her alanda olduğu gibi sanat ve tasarım alanı da ciddi bir dijital dönüşümden geçiyor. Bu dijital sergiler de bu sene aslında ilk kez hayatımıza girdi bu kadar ciddi olarak. Şimdi 2021 sergisi de tamamen dijital ortamda deneyimlenebiliyor. Koşullar gereği bu sergi dijitalde sergilense de bence konusu ve gündemi pandemi olan bir serginin dijitalde olması çok daha doğru. Çünkü bu dönemin koşullarına özgü bir deneyim sunuyor. Ben bunu da değerli buluyorum aslında. Sadece zorunluluktan değil, farklı bir deneyim yaşatması hissini de ben sevdim bu serginin. Sergide ilgimi çeken bir diğer konu da her sanatçının gerçekten çok özel eseri var ama hepsinin tamamen beyaz olması, beyaz konseptinin olması. Senin de bahsettiğin gibi serginin kürasyonunu yapan sevgili Begüm Güney Alkoçlar haftaya konuğumuz olacak. Özellikle bu konu üzerinde de onunla konuşmak istiyorum. Çünkü aslında beyaz rengi bu dönemin de bir sembolik rengi. Çünkü beyaz aslında sterilizasyonu da simgeliyor, hijyeni simgeliyor. Belki de bu yandan da bir vurgusu vardır. Hani ben de bu duyguları da çağrışırdı. Ee, o yüzden sizin de belki sergiyi deneyimledikten sonra sorularınız varsa lütfen bize yazın. Biz de haftaya soralım kendisine. Pandemi gibi zor bir dönemde dahi üretmeye devam eden sanatçıları görmek gerçekten umut verici. Sizin de sergiyle ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Deneyimledikten sonra mutlaka bizimle de paylaşın. Evet, dijital sanat konuştuk. O halde şimdi yeni konumuza geçelim. Sözü sana bırakıyorum Tuna. Benim favori konularımdan biri var bugün Yağız. Çünkü bugün anlatacağım proje 3D baskı teknolojisiyle yapılan bir proje. İtalyan mimar Mario Cucinella'nın teknoloji şirketi Vesp işbirliği ile hayata geçirdiği konut prototipi olan Tekla projesinden bahsedeceğim. Biliyorsun 3D baskı teknolojisi geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hatta daha çok yeni NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a başarılı bir iniş yaptı ve hani insanlarda tekrar şey umudu başladı Mars'a taşınacağız mı tekrar kolonileşeceğiz mi gibi. Olası bir Mars'a taşınma planında da bildiğin üzere 3D baskı teknolojisi kullanarak aslında oraya yapılar yapılacak. Bu nedenle 3D print teknolojisi geleceğin yapıları için çok önemli bir teknoloji. Tekla projesinden bahsetmek istiyorum biraz. Tekla 3D baskılı iki kubbeden oluşan oturma alanı, mutfak, yatak odası, tuvalet gibi temel yaşam alanlarını içeren ve güneş enerjisi kullanan geleceğin konut prototipi projesi aslında. Bir yandan ilkel, diğer yandan ise oldukça fütüristik bir yapı. Çünkü inşaat malzemesi olarak toprak kullanılıyor bu yapıda. Geleceğin konutları için topraktan gelen ve ihtiyaç kalmadığında da toprağa geri dönen bir sistem üzerine kurulmuş proje. Biliyorsun toprak geleneksel mimaride yüzyıllarca kullanıldı. Ama tabii betonun hayatımıza girmesiyle tabii ya yani toprağı kullanmamaya başladık yapısal özellikleri sebebiyle. Ancak bu projede toprağın bu negatif yapısal özelliklerini ortadan kaldıran çeşitli teknolojiler de geliştirilmiş. Bu nedenle hani tamamen ekolojik olan toprağı tekrar mimariye kazandırmak amaçlanıyor. Ve tabii bunu kazandırırken de son teknoloji olan 3D baskı teknolojisi kullanılıyor. Ve projenin bir başka özelliği de birden fazla 3 boyutlu yazıcının aynı anda kullanıldığı nadir projelerden biri olması. Teknik ve operasyonel olarak başarılı bir proje süreci geçirilse de ekip için hala birçok soru işareti devam ediyor. Bu soru işaretlerinin başında da Gelecekte insanoğlu çamur bir evde yaşamak konusunda ne hissedecek sorusu geliyor. Bildiğin üzere hani aslında biz çamur evlerde yaşamaya başladık ilk insanlar ama sonra işte teknoloji, sanayi devrimi vesaire derken beton yapıların içine hapsolmuş durumdayız. İnsanoğlu tekrar bu primitif malzemeyi kullanarak bu primitif yaşamına döner mi sorusu önemli bir soru. Şu bir gerçek ki alternatif çevre dostu modellere ihtiyacımız var. Özellikle de yani kapıda bekleyen çok ciddi bir küresel iklim krizi var. Bu gibi çalışmalar çok önemli çünkü geleceğin konut tipolojisine doğru giden yolda doğru materyal ve teknoloji kullanımı noktasında insanoğlunun çok şey öğreneceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet Tuna tahmin edersin ki bu projenin beni daha çok heyecanlandıran kısmı 3D print teknolojisinin kullanılmasındansa kullanılan malzeme oldu. Toprak malzemesinin yeni bir projede yeni teknolojilerle birlikte düşünülmesi çok hoşuma gitti ve sen anlatırken de topraktan yapılıp sonra tekrar toprağa dönme fikriyle yaklaşılması bence çok doğru özellikle Mars kolonilerinde mesela dediğin gibi yerleşilen yeni yerlerde dünyada yaptığımız hataları çevresel olarak yaptığımız hataları tekrarlamamak adına güzel bir yaklaşım. Bu arada bu bahsettiğim konut tipolojisi hayata geçirildi ve üretildi 3D baskıyla. Açıklamalardaki linkte görsellerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yapım videosu da var. Bununla birlikte projenin mimarlarının ileride olmasını hayal ettikleri render'lar da var. Ama kendi içlerindeki bu soruyu ben sana da sormak istiyorum. Gerçekten topraktan yapılmış bir evin içinde yaşamak ister misin? Açıkçası malzemenin kendisindense bence işleniş şekli daha önemli. Mekansal olarak nasıl bir kalite ortaya çıktığı, nasıl bir mekan kurgusu ortaya çıktığı daha önemli. O yüzden ben malzemeye çok fazla takılacağımı düşünmüyorum. Tabii şu zamana kadar da topraktan bir evde hiç yaşamadım. İşte bu noktada da insanoğlu olarak dünyamız için bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünyayı bu hale biz getirdik ve sonuçta onu kurtaracak olan da yine biziz. Mercado olarak alternatif materyallere ve bu yeni teknolojilere çok önem veriyoruz. Bu konuyla ilgili güncel içerikleri de web sitemizde bulabilirsiniz. Bugün yine ilham veren iki konu üzerine konuştuk ve bu bölümümüzün sonuna geldik. O Art Sanat Platformunun şimdi 2021 sergisinin kürasyonunu yapan Begüm Güney Koçları konu kalacağımız bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.